Merhaba, benim adım Mehmet Baltacı. Size bir şey hatırlatmak istiyorum. Hatırlar mısınız? Bir zamanlar Türkiye'de bir mizah dergisi vardı. Ve o mizah dergisinde bir gün şöyle bir konu oldu. Bir adama ve arkadaşına, daha doğrusu adama çok büyük bir miras kalıyor. Hiç tanımadığı bir akrabasından. Ve arkadaşı bu ve beraber buna çok seviniyorlar. Fakat bu mirası kazanması için mirası bırakan ona bir şart koşmuş. Bir ay içerisinde çok büyük bir parayı harcaması lazım. Eğer bu parayı harcamayı başarırsa o büyük mirası da alabilecek. Buradan şunu söylemek istedim. Yani bizler de İsa'nın büyük mirasını çarmıhına ne kadar burada duydurabilirsek, o hazineyi ne kadar harcayabiliyorsak, armağanlarımızı ne kadar harcayabiliyorsak ona göre İsa'dan büyük bir ödül alacağız. Ya hiç böyle bir şey düşünmüş müydünüz? Sizlere Kurnaz Kaya, Luka 16. bölüm 1 ve 9 arasındaki yazılan bölümden biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle Luka'nın mesajından biraz bahsetmek lazım. Dikkatli bir yazar olan Luka, aynı zamanda doktor, Elçilerin İşleri kitabının da yazarı. Bu ikisini tek kitap olarak düşünebiliriz. Birinci bölümde, müjdesinde İsa'nın Yeruşalim'e olan büyük yolculuğunu anlatıyor. Ve bu yolculuk sırasında İsa devamlı reddediliyor. Yahudilerden reddediliyor, Ferisilerden reddediliyor, herkesten reddediliyor. Tabii toplumun reddettiği kişiler onu kabul ediyorlar. İsa çarmıha geldikten sonra Elçilerin İşleri kitabında bu sefer İsa'nın müjdesi yayılıyor dünyanın tamamına doğru. Fakat Yahudiler yine reddediyorlar. Bu reddediliş devam ediyor. Fakat Yahudi olmayan kişiler müjdeyi kabul ediyorlar. İsa'nın çarmıha kadar olan kısmında eski anlaşma döneminde Yahudi halkı, İsrailler, Tanrı'nın bir anlamda dünyadaki kahyalarıydı. Diğer ulusları Tanrı'ya getirme planında onlar çok önemliydiler. Ancak onlar bunu başaramadılar ve Tanrı tarafından verilen ruhsal bereketleri de çarçur ettiler. Bu yüzden Tanrı onları kahyalıktan attı ve yeni bir hikaye başladı. Yeni bir kahyalık hikayesi başladı. Şimdi kurnaz kahyadan başlamak istiyorum. Luka müjdesinde Tanrı'nın egemenliğini duyuran İsa'yı anlatıyor. İsa'nın kendisi egemenliği günden güne büyüyen ikinci gelişinde de bu egemenliği tümüyle gerçekleşecek olan kraldır. Luka müjdesinde bireye anlatılmak istenen temel bildiri, günahların bağışlanmasıyla gerçekleşen kurtuluş müjdesidir. Dünya malına kökten değişik bir yaklaşım içinde olan İsa, bu müjdeyle özellikle yoksullara, hastalara ve ezilmişlere sesleniyor. Bildirisinin o çağda hor görülen kadınlara ve Yahudi olmayan uluslara yönelik olduğunu da vurguluyor. İsa'yı izleyecek olanlar bütün varlıklarıyla adanmış birer öğrenci olmaya çağrılmışlardır. İsterseniz biliyorsunuz ama bu benzetmeyi yine de okuyayım. Kurnazkaya, İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona, "Nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin," dedi. Kahya kendi kendine, "Ne yapacağım ben?" dedi. "Efendim kahyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum." Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine, "Efendime ne kadar borcum var?" dedi. Adam 100 ölçek zeytinyağı karşılığını verdi. Kahya ona, "Borç senedini al ve hemen otur, 50 ölçek diye yaz," dedi. Sonra bir başkasına, "Senin borcun ne kadar?" dedi. 100 ölçek buğday," dedi öteki. Ona da, "Borç senedini al, 80 ölçek diye yaz," dedi. Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim, dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak sonuçlara, konutlara kabul etsinler. Amin. Şimdi bu benzetmeyi anlamaya çalışalım.
Bu benzetme yalnız Luka müjdesinde geçiyor. Bu hikayede Luka'nın anlatmak istediği mesajla Luka müjdesinin genel mesajı birbirine yakın olmalı. Özellikle de İsa'nın artık Yeruşalim'e olan yolculuğunun sonuna geldiği bir yerde bunu yazıyor. Bir önceki bölümlere baktığımızda Luka 14 ve 33-35'te İsa öğrencilik hakkında konuşuyor. İsa'nın öğrencileri şöyle olmalıdır. Kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Peki öğrenci bunu yapmazsa ne olacaktır? Luka 14-34'te diyor ki, tuz tadını yitirirse bir daha nasıl o tadı kazanabilir? 35, onu çöpe atarlar. Luka 16-1-9'daki kurnaz kahya benzetmesi İsa'nın öğrencisi olmak ile ilgilidir. İsa bu konuşmayı yalnız öğrencilerine yapıyor. Bu konuşma Matta 5 ve 7'deki gibi halka açık bir konuşma değil. Öncelikle şunu biraz inceleyelim. Kahyalık ne demektir? İsa'nın bu benzetmeyi anlattığı zamanda varlıklı zengin kişiler vardı ve bu kişilerin kendi köleleri arasından seçtikleri kahyaları vardı. Ya da özgür kişiler arasından maaşla kendilerine kahya tutuyorlardı. Bu kahyalar diğer kölelerden farklıydılar. Çobanlık, tarla işçiliği, bağ bahçe görevlisi gibi ağır işlerde basit işçiler gibi çalışmıyorlardı. Daha üst konumdaydılar. Efendilerine çok yakındılar. Diğer tüm çalışanları kontrol ederler. Çalışanların hepsi bu kahyalara hesap veriyordu. İşçiler kahyaların gözetimi altındaydılar. Kahyalar efendilerinin ev işlerini de yönetiyorlardı. Hatta efendilerinin küçük yaştaki çocukları bile kahyalarının gözetimi altında olabiliyordu. Efendilerinin paraları, mal varlıkları kahyalar tarafından yönetilirdi. Yani kısaca kahyalar çok yetkili ve yüksek sorumluluk sahibi olan kişilerdi. Şimdi Yaratılış kitabı 39. bölümde 6. ayete bakarsak hatırlayalım ki Yakup'un oğlu Yusuf da Mısır'da Potifar'ın evinde bir anlamda kahyalığa yükseldi. Basit ve genç bir köle iken Potifar gibi önemli bir adamın evinde köle kahya oldu. Şimdi tekrar benzetmemize dönelim. Buradaki kahya kahyalıktan atılmıştır. Artık bu görevine dönmeyecektir. Peki ruhsal olarak kahyalık ne demektir? İsa'nın o zamanki öğrencileri, eşçileri İsa'nın kahyalarıdır. Günümüzde ise kilisede öğretmenlik, gözetmenlik, çobanlık yapanlar kahyadır. Ya da Tanrı'nın topluluğunda Tanrı sözünü öğretmek ve topluluğu eğitip uygun şekilde yönetmek için seçilmiş görevli kişiler kahyalardır. Hatta bazılarımız, belki de hepimiz müjdenin, İsa'nın yani Tanrı'nın toplum içindeki, dünya içindeki kahyalarıyız. Peki Tanrı insan kahyalarını cezalandırıyor mu? Ya da insan kahyalarını kovar mı? Evet, kovar. Nasıl? Yaratılış kitabı 2.15'te Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu diyor. Adem bahçeye bakıp ilgilenecektir. Adem bir kahyadır. Ancak Adem Tanrı'nın kendisine verdiği kahyalık görevini başaramadı. Günah işledi. Ondan sonra gelen Adem soyu da günah işledi. Ve dünya bu hale geldi. Tanrı'nın çok güzel oldu dediği cenneti çarçur edip şimdiki ölüm ve hastalık dolu haline getirdik. Yaratılış 3.24'te nihayet yazıyor ki Adem kovuldu diyor. Tamam. Peki İsa bu kahya benzetmesini ve önemli öğretişlerini neden ferisilere ve din görevlilerine yapmadı, onlara anlatmadı? İsrail halkının o zamanki ruhsal kahyaları ferisiler ve din görevlileriydi. Neden İsa bunu onlara anlatmadı? Çünkü onlar artık kahya olamayacaklardır. İsa onları reddetmiştir. Luka müjdesine baktığımızda İsrail halkı, ferisiler ve din önderlerinin İsa'yı reddettiğini görürüz. Hatta Elçilerin İşleri kitabına göre İsrail halkı, ferisiler ve din önderleri İsa'nın diriliş müjdesini de reddetmişlerdir. İsa, ferisiler ve din bilginleri yerine
toplumdan dışlanmışlarla, kadınlar, vergi görevlileri, fahişe gibi insanlarla konuştu, onlarla yedi içti. Hatta balıkçı, vergi görevlisi gibi basit insanlardan kendisine yeni kahyalar seçti. İsrail halkı ulusların tamamını Tanrı'ya getirmek konusunda başarısız olmuştur. Kahyalık görevini yapamamıştır. Ruhsal bereketleri ve vaatleri çarçur etmiştir. Tamam. Bu benzetmedeki kurnaz kahyaya dönelim. Bu adam kahyalıktan atıldı. Artık görevine dönemeyecek. Kendisi de bunu gayet iyi anladı. Peki bundan sonra ne yapacak? Anlaşılan o ki kendi fiziksel çabasıyla, kendi beden gücüyle kendi geçimini sağlaması imkansız. Galiba birikmiş parası da yok. Efendisinin malını harcadığı gibi kendi parasını da har vurup harman savurmuş. Bu durumda peki kendi geleceğini garantiye almak için, kendisini güvenceye almak için bir şey yapmaya karar veriyor. Efendisinden artık ona hiçbir ümit yok. Bu sefer de efendisine borçlu olan diğer kişilerden bir çare bekliyor. Diğer kişiler efendisine borçlu. Kahya bunların efendisine ödeyeceği borç miktarını azaltıyor. Borçlular maddi olarak kazançlı çıkacaklar. Ama efendisi yine zarar edecektir. Ama kendisi ileride bu durumdan karlı çıkacaktır. Kahya'nın bu kazancının bedelini de yine şimdiki efendisi ödeyecektir. Şimdi biraz düşünelim. Bizim Efendimiz İsa çarmıhta zarar etti. Canını kaybetti. Ama bizler kazandık. İsa'nın bu zararını imansızlara kabul ettirdiğimizde onlar da kazançlı çıkıyorlar. Biz de insanları İsa'ya getirdikçe, yani müjdeyi duyurdukça kazançlı çıkıyoruz. Oysa Efendimiz İsa çarmıhta zarar etmiştir. Bizim Efendimiz olan İsa çarmıhta büyük bir bedel ödedi. Tüm insanlığının günahının bedelini ödeme karşılığında kendi canını kendi isteğiyle verdi. 3 gün sonra dirildi. Göğe, yani Tanrı'nın sağına yüceltildi. Buna iman eden herkes kurtulacaktır. İsa'nın çarmıhı bizim için bir hazinedir. Tüm insanların mahvolmasını engelleyen bir hazinedir. Tüm evrende bunu sağlayacak böyle büyük bir hazine yoktur. Efendimiz İsa hazinesini, yani müjdeyi yayma işini öğrencilerine, bizlere teslim etmiştir. Matta 28. bölüm 19-20'de diyor ki, "Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin." Yani bizler İsa'nın kahyalarıyız ve bu hazineyi diğer insanların yararına kullanabiliriz. Diğer insanların Tanrı'ya olan günah borçlarını sıfırlayabiliriz. Evet, iman ederlerse bazı sıkıntılar yaşayabilirler ama artık sonsuz azaba gitmeyeceklerdir. Bizler kurnaz kahyadan çok daha fazla indirim yapabiliriz. Borçlarını sıfırlayabiliriz. Amin. Şimdi kurnaz kahyanın normal işlere gücü yetmiyor. Diğer işçiler gibi tarlada ağır işlerde çalışamıyor. O kadar güçlü değil. Ama efendisinin malına çarçur etmeyip de kahyalık yaptığı zamanlarda efendisi onun tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyordu. Bizler de hastalıklar, aile sorunları, gelecek kaygıları gibi gücümüzü aşan konularda kendimizi çaresiz hissediyoruz. Öyle değil mi? Tamam. Sizler müjdeyi duyurun. İsa da sizin bu gibi konulardaki güçsüzlüklerinizde size yardım edecektir. Yazılmış olduğu gibi Matta 6:33'te, "Siz önce onun doğruluğunun ardından gidin, o zaman bunlar da size verilecektir." İsa bu benzetmeyi anlatarak bize bir şey öğretmek istiyor. Ama öğretmek istediği şey, gidin dünyasal patronlarınıza haksızlık edin, onlara kazık atın, dolandırın demek değil. Peki bize ne anlatmak istiyor? Tekrar okuyalım. Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Neden övmüş? Akıllıca davrandığı için övdü. Çünkü efendisi de akıllı. Kahyanın akıllılık etmesi, akıllı olan efendisinin övgüsüne yol açmıştır. Çünkü kahya efendisine benziyor. Tamam, peki sizin efendiniz kim? İsa Mesih mi? O zaman çok iyi.
Peki sizler Efendiniz İsa Mesih'e benziyor musunuz? Unutmayalım ki Efendimiz İsa'nın müjdesini duyurma kahyalığını ancak Efendimiz İsa'ya benzeyerek yapabiliriz. Efendimiz İsa alçak gönüllü, yumuşak huylu ve hizmetkar yüreklidir. O bize dedi ki birbirinize üstünlük taslamayın. Hizmetinizle diğerlerine egemen olmaya çalışmayın. Peki bizler öyle miyiz? İsa Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkadı. Kendisini bir köle, hizmetkar durumuna alçalttı. Yuhanna 1.18 diyor ki, Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan birincik oğul onu tanıttı. İsa Mesih babasının lütufkar ve sevgi dolu yüreğini yansıtıyordu. İsa Mesih Yuhanna 14.9'da beni görmüş olan babayı görmüştür dedi. Size soruyorum. Sizi gören de İsa Mesih'i görmüş olur mu? Sözleriniz, hareketleriniz, yaşamınız İsa Mesih'i yansıtıyor mu? Luka 16.9 son ayet. Bir bakalım. İsa ne diyor? Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. Geçici dünyasal servet veriyoruz. Karşılığında sonsuza dek kalacak konut alıyoruz. Nasıl olabilir ki? Matta 25. bölüm 31'den 46'ya kadar bir hatırlayalım. Dünyanın parasını ihtiyaç içinde olanlar için harcarsak İsa yargı gününde bizi ödüllendirecektir. Bu parayı İsa için harcamış gibi olacağız. Sonsuza dek sürecek konuta sahip olan İsa'dır. Vahiy 21. bölümdeki göksel yarışelimi hatırlayalım. Tabii ki İsa ayrıca müjdenin duyurulmasını, Tanrı sözünün öğretilmesini ve inananlar topluluğuna hizmet edilmesini de istiyor. Oysa bizim bedensel bu hizmetlerimiz ve maddi hizmetlerimiz geçicidir. Ama yine de İsa bunların karşılığında bizi sonsuz yaşam ve fazlasıyla ödüllendirecektir. Unutmayalım, benzetmekteki kurnazkaya başkaları kendisini dünyasal konutlara, geçici konutlara alsınlar diye onlara iyilik yaptı. Oysa bizim konutumuz, ödülümüz sonsuzdur. Bizler yaptığımız işlerin karşılığını İsa'dan alacağız. Yalnızca İsa'dan ödül bekliyoruz. Ayrıca unutulmaması gereken bir konu daha vardır. İsa diyor ki 16.8, bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Amin. Diyelim ki otomobil kullanmayı bilmiyoruz ama İsa'yı tanımayan biri var ve çok iyi otomobil kullanıyor ve bize de öğretebilir. Hristiyan olmayan birçok akademisyen, doktor, avukat vesaire var. Ve bu kişiler ve bazı imanlılardan belki bizden bile çok daha akıllı olabilirler. Öyleyse kardeşler, bu konuya dikkat edelim. Diğer tüm insanlarla müjdeyi paylaşırken onlara saygılı olalım. Onların sözlerine önem verelim. Onlarla olan ilişkilerimizde de başarılı olalım. Onların akıllarına, eğitim düzeylerine, dünya tecrübelerine uygun şekilde müjdeyi anlatalım. Karşımızdakini basite almayalım. Onlarla ilişkilerimizde de başarılı olmalıyız. Unutmayalım ki İsa'yı kabul etmeseler de yine de bazı kişiler davranış, nezaket ve ahlaki değerler bakımından çok iyi durumda olabilirler. İsa, doğruluğunuz din bilginleri ve ferisilerinkini aşmalıdır demişti. Müjdenin ışığını yansıtmak için bu gibi konularda da birbirimizi ve kendimizi geliştirelim. Gayretli olalım. Sonuç olarak öğretmenlik ve kilisede hizmet edenler başta olmak üzere hepimiz nasıl hizmet ettiğimize dikkat edelim. Armağanlarımızı var gücümüzle kullanalım. Efendimiz İsa'ya İsa'nın istediği gibi, İsa'nın istediği şekilde hizmet edelim.